Evet, şemamız bu şekilde. 100 ohumluk, 1 kiloluk, diğer 1 kiloluk direncimiz. Burada 330 ohumluk kırmızı ledin eksisine giren direncimiz. Ben devreyi bu şekilde tasarladım. Burada bir buton bıraktım. Butona bastığımızda o anki lityum pilin seviyesini gösterecek. Buraya bir diyot. Diyotumuzun burada bir diyotumuz var. Diyotumuzun eksi tarafını yanlış yere koymuşuz arkadaşlar. Bu tarafı eksi olacak. Bu taraf artı giriş olacak. Bunu test bağlamışız. Yani şarj bağlandığında artı girişten kırmızı led yanacak. Bu şekilde diyotumuz burada. Ben bundan 3 tane yaptım. Bana 3 tane lazımdı. Eksi giriş, şarj artı giriş, pardon, lityum artı giriş, şarj artı giriş. Bu şekilde. Siz bunu geliştirebilirsiniz. LED sayısını arttırabilirsiniz. Dirençlerin değerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde daha kullanışlı oldu. Videoyu beğenmenize veya yorum yapmanıza gerek yok. Allah razı olsun derseniz yeterli. Benim çok bir beklentim yok bu sistemden. Sadece faydalı olması amacıyla yaptım. Videoları hemen öyle alacele yapıyorum. Yani bir vaktim yok benim, bu yüzden videoları bölüp parçalayamıyorum. Kusura bakmayın. Herkese iyi günler. En sona yeşil led 12 voltla çalışması için yaptım bunu. En sona yeşil ledin daha iyi yanması için 100 ohumluk bir direnç taktım. Yine 1 kiloluk sarı led, 1 kiloluk kırmızı led için. Eksi girişe, kırmızı ledin eksi girişine 330 ohumluk bir direnç. Buraya da kırmızı ledin artısından gelen artıya, şarj artısına bir tane diyot taktım. Yani bu devreyi geliştirdim. Diyotumuz 41-48 bu diyottan. Bu şekilde yaptım. Bu benim ne işime yarayacak? Öncelikle lityum pili şarja taktığımda bakın bu şekilde. Sadece kırmızı led yanıyor. Diğer ledler yanmıyor. Şu an şarj oluyor lityum pil. Çektik fişi. Lityum pili bağladığımızda bu göstermek için ayarlı adaptöre bağlıyorum. Şu an 3,5 volt. Arttırıyorum. Tabi buraya bir buton eklediğimiz için internettekiler sadece bağlantısını gösterilmiş. Bunu lityum pile bağladığımızda devamlı yanacak. Bu bizim işimize yaramaz. Buraya bir tane buton ekledim ben. Bakın bu şekilde. Şu an 4 voltta. Arttırıyorum elektriği. 8 volt ve 12 volt. Arkadaşlar 15,5 volta kadar destekliyor. Bu şekilde yaptım ben. 3 tane daha yapacağım. Bunları bu setlerine kullanacağım. Çünkü pillerin ölçümlerini görmüyorum. Bu şekilde bunun çizimini paylaşacağım sizlerle. Yani bir videoda olayın özünü anlamak istiyoruz. 25 dakika video çekmiş arkadaşlar. Yabancı bir siteden daha net anladım ben bunu. Bir LED'i
5 dakika anlatmış. Yok artısı şu taraf, yok eksisi bu taraf. Yani videolar uzun olunca çok mu para kazanılıyor anlamıyorum. Yani ben de çok böyle video beğenilsin, işte yorum yapasın, bunun peşinde değilim arkadaşlar. Sadece faydalı olsun, bir kişi bize Allah razı olsun derse yeter. Çok bir şey beklediğimiz yok o kadar.